Tabii özellikle bir konunun altını çizmeden edemeyeceğim. O da şu. Sayın Steinmeier'in Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşlar konusunda endişelerini ve aynı zamanda halen tutuklu olan Türk gazeteciler, sendikacılar, hukukçular, aydınlar ve siyasetçiler için de endişelerini burada şöyle bir açıklığa kavuşturmanın faydalı olacağına inanıyorum. Görüyorum ki yanlış bir bilgilendirme var. Bu bilgilendirmeyi düzeltmek benim de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak görevimdir. Herhalde teröristleri korumak gibi bir görevimiz yok. Eğer benim ülkemde teröre bulaşıyorsa birileri, bu hangi sınıftan olursa olsun, bizim hukukumuz onu cezalandırıyorsa yargı makamları da bunun gereğini yapar. Bu Almanya'da da olsa böyledir, dünyanın bir değişik ülkesinde de olsa böyledir. Bunları bir kenara bırakmak mümkün değil. Bakın benim ülkemde Avrupa Birliği'nde terör örgütü olarak kabul edilen PKK'nın şu anda Almanya'da binlerce mensubu elini kolunu sallayarak dolaşmaktadır. Yeri geldiği zaman terör örgütünün başının posterleriyle beraber Almanya'nın devasa caddelerinde gösteriler yapmaktadır. Halbuki bunlar yasaktır. Peki bunlara niçin müsaade ediliyor? Ve yüzlerce binlerce insanımı öldürmüş olan bu insanların elini kolunu burada sallayarak dolaşmaları, bu doğru mu? Aydınlar deniliyor. Bu aydınların tanımını yapmak lazım. Gazeteci deniliyor. Bu gazeteci eğer teröre bulaşmışsa ve Türk yargısı bunu mahkum etmişse bunu savunabilir miyiz? İşte bunlardan bir tanesi de 5 yıl 10 aya mahkum olmuş olan bir güya sözde gazetecidir ve o sözde gazeteci bir boşluktan yararlanarak kaçmış ve Almanya'ya sığınmıştır, Almanya'ya gelmiştir. Şu anda Almanya'da ve kendisi taltif edilmiştir, el üstünde tutulmuştur. Benzer bir şey acaba burada yapılıp da Türkiye'ye kaçmış olsa, bakın kendileri bizden 3 tane, 5 tane, 6 tane gazeteciyi istediler. Ve bizim buna karşı ne yaptığımızı gayet iyi biliyorlar. Biz onların yaptıklarını yapmadık. Ve yargımız bu konuda elinden geleni yaparak 2 tanesinin, bir tanesi tutuksuz yargılanmak üzere, bir tanesi ise bırakılmıştır. Ama şu anda benim ülkemden bu şekilde mahkum olmuş olan birisi kaçıp buraya geliyor ve biz kendisini istiyoruz. Aramızda suçluların iadesi anlaşması olduğu halde bu kişi bize verilmiyor. FETÖ terör örgütü, yüzlerce, binlercesi şu anda ne yazık ki Almanya'da elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Biz bunları şimdi konuşmayacak mıyız? Söylemeyecek miyiz? Ben aslında bunları bu akşam konuşmak istemezdim. Ama Sayın Başkan bunları dile getirince ben bunu konuşmak zorunda kaldım. Keşke konuşmaz olaydı. Halbuki bunları biz gündüz aramızda konuştuk. Tekrar burada bunları konuşmaya gerek yoktu. Çünkü bu sofrayı ben bir muhabbet sofrası olarak görüyordum. Ve bir muhabbet sofrasında da aslında bunlar konuşulmazdı.